Mercek tutacağız. İki değerli konuğumuz bizlerle birlikte Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal ve Moskova Üniversitesi Doktor öğretim üyesi Sayın Mehmet Perinçek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Afganistan gündemiyle başlayacağım ama Afganistan'dan önce American National Interest dergisinde bir köşe yazarı Amerikan hegemonyasının sona erdiğini işaret etmişti. Şimdi bununla da bağlantılı bir konu. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede ve dünyada aslında yenildiği gerçeğini pek çok kez tartıştık, konuşuyoruz. Ama bir yandan Amerika Birleşik Devletleri üstlenmelerine de devam ediyor kuşatma politikası kapsamında. Baktığımız zaman PKK, PYD'yi silah ve askeri eğitime, idari eğitime, iktisadi eğitime devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri yenildiğinin farkında ve bu kuşatmalarla güç mü toplamaya çalışıyor aslında? Ne diyebiliriz Amerikan stratejisi için şu anda? Sayın Ünal, sizle başlayalım. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey'e de merhabalar bu vesileyle. Şimdi, merhabalar hocam. Evet, aslında bütün olup biten benim yıllardır Türkiye'de anlatmaya çalıştığım bir gerçeğin altını çiziyor. O da tek kutuplu dünya düzeni sona eriyor. Bu tek kutuplu dünya düzeni zaten çok istisnai bir yapıydı. Dünyada güç dengesi genellikle çok kutupluluk esaslı olur. Öyle olması gerekir. Bugüne kadar hep öyleydi. İki kutupluluk da tek kutupluluk özellikle tam bir istisna oluşturuyordu. Çok kutupluluğun şöyle bir özelliği vardır. Eğer çok kutupluluğun esas bel kemiğini oluşturan devletler bir dünya hakimiyeti veya bölge hakimiyeti için genel olarak bir büyük savaşa hazırlanıyorlarsa, o zaman kendi aralarında ittifaklar oluşturarak iki kutuba dönüştürebilirler dünyayı. Şimdi bu sizin bahsettiğiniz National Interest'teki artık makale gibi çok sayıda makaleyi ben bizzat Amerikan uzmanlarından okumaya başladım son yıllarda. Bunu ta 2008-2009'daki finansal krizden itibaren yazanlar, değerlendirenler var. Son zamanlarda bunun çok belirgin olduğunu söylüyorlar. Yani dünyanın çok kutupluluğa evrildiğini, Amerika'nın dünya hegemonyasının sonuna gelindiğini vurguluyorlar. Hala Amerika en büyük güç olarak devam ediyor ama en büyük güç olma özelliğini de yakın bir gelecekte kaybedeceği konusunda herkes hemfikir. Dolayısıyla burada şunu söylemek mümkün. Sizin söylediğiniz gibi Amerika'nın böyle bizim de çok canımızı acıtan ve son yıllarda başımızın belası haline gelen pek çok projeleri var. Bunlardan bir tanesi bu Büyük Kürdistan projesi ki sizin bahsettiğiniz PKK-PYD konuları bunun doğrudan bir parçası. Aslında orada enteresan olan şey şu. Bu PKK-PYD'liler ve siyasal Kürtçüler genel olarak Afganistan'da şu anda neler yaşanmakta olduğunu iyi görmeliler. Afganistan'da yenilen ve adeta kaçarcasına geri çekilen Amerika, orada işbirliği yaptığı grupların da büyük bir bölümünü yüzüstü bırakıyor. Çok yakın bir gelecekte bunu hep birlikte göreceğiz, buraya not alın. PKK-PYD'nin bu bölgeden sökülüp atılması, yani Amerika'nın çekilmesiyle benzeri manzaraları yaşayacağız. Yani bu coğrafyada Amerika'nın ipiyle zaten kuyuya inilemediği hiçbir yerde. Çünkü bu Amerika'nın kendine has beceriksizlikleriyle de birebir alakalı bir şey. Amerika dış politikayı böyle oyun planlayarak sonuna kadar becerebilen bir ülke değil. Ama çok büyük bir güç olmasından dolayı sürekli yıkıcılık özelliği vardı her yerde. Bunu da birçok coğrafyada, birçok yerde uyguladı, gördük. Özellikle komşularımıza yaptıklarını biliyoruz. Bilhassa Irak ve son yıllarda da özellikle Türkiye'nin de yanlış politikalarıyla derinleşen Suriye'de gördük. Yani sizin bu söylediğiniz makale ve diğer konuların genel çerçevesini ben böyle yorumluyorum. Sayın Mehmet Perinçek, siz nasıl düşünüyorsunuz? Washington gücünü nasıl yitirdi? Bunu Afganistan konusuna da bağlayacak olursak, Afganistan'dan kaçan Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri acaba Afganistan'da bir stratejiyle mi ayrılıyor? Bakışımız nasıl olmalı bölgeye? Sayın hocamızın ifade ettiği fikirlere tamamen katılıyorum. Dünya tabii çok kutuplu hale geldi.
Yani eskiden 90'larla birlikte Sovyetler Birliği'nin yıkılması ile birlikte ABD ya da Atlantik kampı diyelim tek merkez, tek kutup halindeydi. Şimdi karşısına Rusya'sı, Çin'i, gelişmekte olan ülkeleri çıkıyor. Türkiye aynı şekilde ayrı bir yoldan gitmeye başladı vesaire. Ama sadece dünya çok kutuplu hale gelmedi. Atlantik kampı içerisinde de çok kutupluluk söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski müttefikleri de ABD'den kopmaya başladılar. ABD ile Avrupa Birliği, Almanya, Fransa ekseni arasında ciddi çelişkiler baş göstermeye başladı. Bir taraftan evet dünya çok kutuplu hale geliyor ama bununla birlikte bizzat Atlantik kampı çok kutuplu hale geliyor. Bu da diyelim yetmiyor. Bunların yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi de çok kutuplu hale gelmeye başladı. Amerika'nın içerisinde farklı eğilimler kendisini göstermeye başladı. Diyelim işte o Trump'ın başını çekmeye çalıştığı, içeri dönmeyi savunan, dünyaya nizam vermek yerinde kendi iç sorunlarını çözmek isteyen bir ekip yine ağırlığını hem devlet içerisinde hem Amerikan hakim sınıfları içerisinde kendisini göstermeye başladı. Tabi bunların hepsi Amerika'nın dünyadaki birçok alanda gücünü kaybetmesine yol açtı. Ekonomik anlamda baktığınızda Atlantik'ten artık Pasifik'e kaydığını, dünya ekonomisinin merkezini görüyoruz. Bunu bizzat batılı finansçılar veya ekonomistler de dahil hepsi kabul etmekteler. Siyasi anlamda Amerika dünyadaki hakimiyetini yine kaybediyor. Farklı oluşumlar meydana geliyor. Buralarda Amerika her istediğini, söylediğini diyelim dayatamıyor, kabul ettiremiyor. Askeri anlamda baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin yine ciddi bir geriye düşüş yaşadığını, hatta yapılan simülasyonlara göre çeşitli dünya savaşı simülasyonlarında vesaire Amerika'nın Çin ve Rusya ile birlikte Çin ve Rusya'ya karşı gireceği diyelim nükleer olmayan savaşları mutlak surette kaybettiğini, Amerika'nın kendi kuruluşları dahi yaptırdıkları simülasyonlarda net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla ABD her platformda, her alanda, ekonomiden siyasete, siyasetten askeriyeye kadar bir geri düşüş, gerileme içerisinde. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu gerilemeyi olduğu gibi kabul etmiyor, etmeyecek de, etmemesi de normal. Çünkü Amerika gibi büyük hegemonik güçler ve bu tür ihtiraslarını hala Biden gibi iktidarlarla sürdürmeye çalışan güçlerin bu yönilgilerini hemen kabul etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla ABD şu an geri çekilirken kendi rakiplerini de olabildiği kadar azami düzeyde diyelim zarar vermeye çalışıyor. Afganistan'da aslında bugün yaşanan da bu şekilde özetleyebiliriz. ABD 20 yıllık savaşı net bir şekilde kaybetti. Askerleri girdiğinde ABD'nin işte Time dergisi vesaire Taliban'ın son günleri diye manşetler atıyorlardı. 20 yıl geçtikten sonra artık ABD'nin son günlerini konuşmaya başladık. Taliban'ın kendisi ise ülkenin %80'inden fazlasında da hakimiyet kurmuş durumda. Tabii ABD bu bölgeden çekilirken, ki bu bölgenin ABD stratejisi açısından oldukça büyük bir önemi var. Amerika Birleşik Devletleri tabii Orta Asya'daki enerji kaynaklarını ve enerji yollarını hakimiyet almak üzere bir strateji kurmuş durumda. Afganistan da bu anlamda çok büyük bir rol oynuyor. Çünkü Orta Asya'nın tam diyelim kalbinde bir yer. Oraya sıçramak için Çin'i veya Rusya'yı kuşatmak için İpek yolu olsun, diğer enerji yolları olsun, buraları kontrol etmek açısından önemli bir rolü var Afganistan'ın. Ve dolayısıyla da ABD buradan çıkarken de Rusya ve Çin gibi en önemli rakiplerine de bir kaos ortamı bırakmak istiyor. Yani onların sınırları boyunca onları rahatsız edecek, onları devamlı bir kaos içerisine çekecek, dikkatlerini oraya vererek
diyelim başka noktalarda daha rahat etmelerini engelleyecek bir strateji izlediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Amerika evet Afganistan'da yenildi ancak tabii Amerika'nın planları son bulmuş değil. Ama şunu da eklemek lazım, Amerika bölgede de yani Afganistan'dan çekilirken de başka bir yere yerleşecek üsler de bulamadı. Bölge ülkeleri Pakistan'ı, Tacikistan'ı, Özbekistan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkan birliklerine üs vermeyi de reddettiler. Bu da tabii Amerika açısından önemli bir çıkmaz olduğunu söyleyebiliriz. Ama ABD'nin kaos operasyonu yani Afganistan'ı bir kaosa sürüklemek ve bununla birlikte de Rusya'yı, Çin'i, Orta Asya ülkelerini, Pakistan'ı vesaire rahatsız etmek gibi de bir planı olduğunu ifade edelim. Buna karşı tabii bölge ülkeleri de bir araya gelerek Afganistan'ın istikrarını sağlamak üzere de harekete geçmeliler. Hemen bu konuya geleceğim ben de Sayın Ünal. Şimdi Afganistan'daki bir istikrarsızlık en çok kimi memnun eder? Amerika Birleşik Devletleri'ni memnun eder. En çok kimi etkiler? Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerini çok yakından ilgilendiriyor bu durum. Şimdi Taliban biraz önce Sayın Perinçek'in de ifade ettiği gibi alan hakimiyetini oldukça arttırdı bölgede. Bir yandan da Çin ve Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Şimdi bölgedeki çözüm olarak biz bir örnek sunacaksak eğer buraya Aslan örneğini gösterebilir miyiz? Biraz önce dediğim gibi Türkiye ve İran'ın birinci dereceden buradaki istikrarsızlıktan etkilenen ülkeler olduğunu düşünürsek özellikle sığınmacı konusunda. Buraya Rusya'nın da katılımıyla yeni bir Astana örneğini sergilememiz bir çözüm için yol haritası oluşturur mu? Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Belki en sözlerinizin arasında geçen bir yerden başlayalım. O da bu sığınmacılardan olumsuz etkilenme konusu. Bu Türkiye'deki sosyal medyada sıklıkla yer alan Afgan sığınmacılar mevzunu ben anlayabilmiş değilim. Bunların izah edilir bir tarafı yok bu görüntülerin. Çünkü yani aşağı yukarı 18 ile 28-30 yaşlarında en genç en fazla bir kalabalık bir grup sürekli olarak Türkiye'nin sınırlarından giriyor ve sağda solda dolanıyor. Şimdi bunlar bir, Taliban'dan kaçıyor olamazlar. Çünkü bu kadar hızlı bir Taliban'dan kaçanlar zaten aileleriyle birlikte kaçar. Zor şartlarda kaçar. Böyle adamların bitkin, perişan, zor durumda olduğuna dair bir işaret görmüyoruz. Yani basbayağı sanki bir yere gelmişler, oradan bir şeye yüklenmişler, yemeklerini yemişler, sabah kahvaltılarını yapmışlar, sonra da bu tarafa geçmişler. Şimdi de bir sonraki görev yeri nerede diye bekleyen insanlar gibi görüntüler var. Bunların doğru olması mümkün değil, Taliban'dan kaçan. Efendim işte bunlar Amerika'nın Afganistan'da işbirliği yaptığı insanlardı. Amerika bunlara dedi ki gidin Türkiye'ye, ben sizi oradan sonra toplarım. Ya bu da çok mantıksız bir şey çünkü daha önce bunun örnekleri de var. Eğer böyle bir şeyler olsa Amerika ne bileyim bunlarla Pakistan'la işbirliği yapabilir çünkü çok yakın bir yer. Diyebilir ki benim böyle böyle işte tahliye edeceğim insanlar var, gruplar var. Bunları tahliye edeceğim ve sen de bana yardımcı ol geçici sığınma olarak yoksa orada kalmayacağının garantisini veriyorum denir. Bir şeyler olur. 1996'da mesela Saddam'ın kuzeye doğru ileri harekatı üzerine böyle bir Kuzey Irak Kürt grupları arasından Amerika'nın boşaltmak istedikleri oldu. İşbirliği yaptıklarını. Bunları Türkiye ile konuşarak resmi bir şekilde getirdi. Türkiye'den muhtemelen Türkiye bunların bilgilerini de aldı ve Guam Adası'na falan götürdüler. Daha sonra onlar 2003'teki Körfez Savaşı'ndan daha doğrusu Irak'ın işgalinden sonra muhtemelen bölgeye geri getirildiler. Şimdi Afgan özel kuvvetleri Türkiye'ye getiriliyor. Bunları Türkiye'ye eğitecek, geri gönderecek. Buna da uymuyor. Yani sosyal medyada uydurulan hiçbir şeyin inandırıcı bir tarafı yok. Çünkü siz eğer bir Afganistan hükümetiyle, bir devletiyle anlaşma yaptıysanız, bunların özel kuvvetlerini eğitecekseniz, bu insanlar normal uçaklarla gelir, nerede eğitim alacaksa alır. Eğitimleri bitince sertifika programı çerçevesinde bunların diplomaları verilir, bilmem ne olur. Sonra da geri giderler. Hiçbir şeye benzemiyor. Dolayısıyla bu sığınmacı meselesi
Türkiye'de bir organize işin bir parçası ama tam olarak ne olduğunu anlamakta henüz ben zorluk çekiyorum. İnşallah çok tehlikeli şeylerin kapısını açmayacaktır bu. İkincisi, Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin Afganistan'da neler yapmasına gelince. Şimdi Türkiye'nin birinci planı bence suya düşmüş durumda. 14 Haziran'da Biden'la görüşmeye giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zaman yetkililerin anladığım kadarıyla Amerika ile ipleri koparmamak adına hazırladıkları işbirliği paketlerinden bir tanesi bu. Ama bunun karşılığında da Türkiye muhtemelen bir şeyler istedi. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüşmeden sonra yaptığı açıklamaların muhteva analizine bakarsak diyor ki bu diyor YPG'ye, PKK'ya silah vermelerini anlamakta güçlük çekiyorum. YPG mi, Türkiye mi diye açıkça sordum ve açıkça cevap alamadım diyor. Yakınıyordu, hayıflanıyordu, hatırlayalım. Şimdi dolayısıyla o zamanki varsayım da şuydu. Efendim Amerika hızla çekilecek ama Afgan hükümeti orada devam edecek. Batılı ülkeler başta olmak üzere dünyadaki bütün ülkeler bu Afgan hükümetiyle diplomatik ilişkiler içindeler. Türkiye havaalanını koruyor, işletiyor. Türkiye havaalanını koruma, işletme görevine devam ederse oradaki diplomatlar, aileleri şu bu işte güvenlik içinde gelirler, giderler vesaire. Fakat bu senaryoların hepsi yıkıldı. Yani Afgan hükümetinin ayakta kalması söz konusu değil. Yani belki de son Amerikan askerleri son uçaklara ve helikopterlere bindirildiğinde Afgan hükümeti diye bir şey kalmayacak. Yani ruhuna fatiha denilecek. Dolayısıyla bu olmadığına göre Türkiye'nin orada bu işi yapmaya istekli olmaması lazım. Askeri yetkililerin yaptıkları açıklamalarda müzakereler sürüyor demesini ben olumlu yorumlayanlardanım. Çünkü yani işin üstüne atlamıyor Türkiye. Şimdi bu senaryo ortadan kalkınca geriye yeni bir Afganistan senaryosu çıkıyor. Bizim Afganistan'da istikrar açısından belli çıkarlarımız olabilir. Afganistan'da yakın kendimize gördüğümüz unsurlar olabilir. Pakistan'la işbirliğimizin sürmesini isteyebiliriz. Kuzeyde Rusya'yla, Özbekistan'la işbirliği yapmak isteyebiliriz. Ama bu ayrı bir senaryo o zaman. Yeni bir Afganistan senaryosu getiriyor. Şimdi bu çerçevede Taliban nasıl bir Taliban'dır? Yani ilk 90'ların ikinci yarısında Afganistan'a hakim olan ve o zaman aslında Amerika'dan da yeşil ışık alan, belli alan ölçülerde de Amerika tarafından desteklenen Taliban mı? Aynı mantıkla mı ülkeyi yönetmeye devam edecek? Yoksa yaşadıklarından ders alan bir Taliban mı var? Bütün aşırılıklarına rağmen, örneğin İran'la kan davalıktı Taliban o yıllarda. Mezhepçilik yapılıyordu vesaire. Şimdilerde İran'la görüştüklerini anlıyoruz. Rusya'yla görüşmek istediklerini veya görüştüklerini anlıyoruz. Çin'le görüştüklerini biliyoruz. Pakistan'la zaten görüşmelerine gerek yok. Çok Pakistan bunları en iyi bilen dünyadaki devlet. Dolayısıyla o zaman bölge devletlerinin bir Afganistan projesi politikası ortaya çıkabilir. Veya daha tehlikeli bir senaryo, çevredeki ülkeler de anlaşamayabilir ve yeni bir Afganistan savaşı çıkabilir. İç savaş olarak ne bileyim herkes oradaki kendi gruplarını desteklemeye başlayabilir. Çünkü biliyoruz ki Afganistan'da Afgan diye bir millet yok. En büyük grubu Peştunlar oluşturuyor. Peştunların önemli bir kısmı Taliban'ın içindeydi ama Afgan hükümeti dediğimiz unsurlar da büyük ölçüde onlardan oluşuyordu. İkinci büyük grup Tacikler, sonra Özbekler ve diğerleri geliyor. Dolayısıyla orada böyle bir savaş yeniden patlak verebilir. Ona göre Türkiye kendi seçeneklerini yeniden belirlemeli. Yani Amerika'nın istek ve taleplerinden bağımsız noktaya doğru Türkiye adımlar atmalı. Bunun da diplomatik olarak en uygun yolu Amerika'ya işte ama bak şöyle olsa olmaz, böyle olur olmazsa olmaz filan gibi müzakerelerle bu işi götürüp belli bir noktaya vardırıp ama bu arada dediğim gibi bir yandan Rusya ile bir yandan Özbekistan ve Tacikistan'la öte yandan da Pakistan'la konuyu mutlaka ele almak lazım. Hatta Çin'le ve İran'la. Şimdi İran bizim için fevkalade önemli çünkü bizim Afganistan'la sınırımız falan yok. Bize gelecek kitlesel sığınmacı akını İran üzerinden geliyor. İran topraklarını çok iyi koruyan bir ülke, sınırlarını çok iyi koruyan bir ülke. Yani bu nasıl oluyor da bize geliyor? Bunu birileri mi organize ediyor, kendiliğinden mi oluyor?
ya da Türkiye'deki bazı yetkililerin ya da yetkililer demeyelim ama bazı çevrelerin işte böyle Suriyeliler geri gönderilemez gibi açıklamalarını bu tip insanlar fırsata mı dönüştürmeye çalışıyor? İnsan kaçakçılığı yapan çevreler işte Türkiye'ye topraklarına ayak basan Müslüman kökenli hiç kimseyi geri göndermiyor falan gibi bir şey mi yayıyorlar? Bunların hepsinin tek tek incelenerek üzerine gidilmesi lazım. Türkiye'nin kendisini kat'i surette bir sığınmacı cennetine dönüştürmeme konusunda kararlı olması gerekir. Sayın Perinçek, Sayın Ünal'ın da açıklamalarından yola çıkarak siz bölgede yeni bir inisiyatifin oluşturulacak, inisiyatifin çözüm oluşturacağını düşünür müsünüz? Bunlar hangi ülkeler olmalı? Türkiye'nin buradaki pozisyonu nedir sizce? Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce söylediğimiz gibi bölgedeki esas amacı bir kaos ortamı yaratmak. Nasıl İngilizler Hindistan'dan çekilmek zorunda kaldıklarında bölgeye Keşmir sorunu gibi bir sorunu bırakarak gittiler. Yani biz madem buradan gidiyoruz ama yine buralara tekrar müdahale edebilmek, iç işlerine karışmak veya bölge ülkelerini rahatsız etmek amacıyla burada bir kaos yaratmak istiyoruz. Madem böyle bir planı var, o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planından etkilenen bütün ülkelerin, kesimlerin yapacağı şey de bu kaos ortamını ortadan kaldırmak ve Afganistan'a istikrar getirmek. Bunun için çabalamaları gerekiyor. Şimdi burada baktığımızda Rusya ile Çin'in Amerika'nın bu hamlesine karşı bazı adımlar attıklarını görüyoruz. Şimdi Rusya'ya baktığımızda Rusya Afganistan'da tabii Taliban'ı bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Ancak ABD'nin Rusya ile Taliban arasında veya Orta Asya ülkeleriyle Taliban arasında bir çatışma çıkartma, bunları karşı karşıya getirme planının karşısında da Rusya gitti. Moskova'da Taliban Taliban heyetini kabul etti. Katar'daki siyasi bürodan bir heyet Rusya'ya, Moskova'ya geldi ve resmi olarak da Rusya'nın Taliban'ı terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen görüşmeler yaptılar ve Afganistan'da Taliban'ın diğer sınır bölgelerindeki ülkelere saldırmaması veya diyelim o sınırları geçmemesi, Afganistan'daki Rus vatandaşlarının vesaire bir zarar görmemesi konusunda hemfikir oldular. Bununla birlikte tabii Rusya ABD'nin bu Taliban'ı kendi üstüne kışkırtma hamlesine bu diplomatik diyelim hareketle yanıt verdi ama diğer taraftan da bölge ülkeleriyle birlikte yani Orta Asya'daki eski Sovyet Cumhuriyetleri ile birlikte de o sınırları korumak amacıyla da askeri tatbikatlar da gerçekleştiriyor. Çin'e baktığımızda Çin de yine ABD'nin bu hamlesini gördü ve buna karşı tedbirlerini aldı. Onlar da Taliban'la iletişim içerisine girdiler. Bundan 3-4 ay önce Çinli yetkililerle Taliban'ın yine Katar'daki siyasi ofisi Doha'da buluştular. Bundan 1-2 hafta önce de Taliban heyeti Çin'e gitti ve Çin'de Çin Dışişleri Bakanlığı'yla da resmi görüşmelerde bulundu ve bu yapılan görüşmelerde de Taliban'la Çin arasında ilişkilerin iyileştirilmesi kararı alındı. Bununla birlikte Taliban'lı heyeti Çin'in Afganistan'a yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Çin'i Afganistan'ın kalkındırılması amacıyla ülkelerine davet etti. Çin'de kendi sınırlarının bu konuda korunması ve herhangi bir karışıklık çıkmaması talebinde bulundu. Bu anlamda da baktığımızda Çin ve Rusya'nın bu hamleleri ABD'nin orada bir karışıklık çıkartmak diyelim planlarında şimdilikte olsa durdurabildiğini ya da en azından biraz engellediğini, Taliban'ın da biraz dizginlendiğini bu anlamda
söyleyebiliriz. Sayın Perinçek, hemen şu arada şunu da sormak istiyorum. Tabii Afganistan konusu olunca pek çok farklı görüş de olabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban'ı stratejik bir maşa olarak bölgede kullanabileceği görüşleri de oluyor. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? İşte yani aslında bahsettiğim olay bu. Yani Amerika Taliban'ı tabii kullanmak isteyecek ama yaşadığımız dönemde evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ne eski ne ABD ne eski ABD ne dünya ne eski dünya. Şimdi baktığımızda Taliban Rusya ile görüşmeler yapıyor, Çin ile görüşmeler yapıyor, onlarla yine ilişkileri düzeltiyor, Çin sermayesini kendi ülkesine davet ediyor. Bunlar tabii ABD'nin Taliban'ı bu ülkelere karşı kullanma amacını da sekteye uğratmış oluyor. Bununla birlikte tabii önemli dersler de çıkartmış olduğunu düşünelim bu ülkelerin, yani Rusya'nın, Çin'in vesaire. Birincisi tabii Rusya'nın Afganistan işgali, SSCB'nin diyelim o dönemdeki Afganistan işgali Rusya açısından da önemli derslerle dolu. Amerika'nın 20 senelik işgalinin bir sonuç vermediği yine görülüyor. Dolayısıyla Afganistan'la, Afganistan halkına rağmen bir işgal hareketinin sonuç vermeyeceğini de Rusya'nın da Çin'in de gördüğünü söyleyebiliriz. Bu bakımdan oralara bir askeri müdahale değil, Taliban'da dahi olsa çeşitli diplomatik ilişkileri de kurarak, tabii kendi güvenliklerini de alarak bu Amerika'nın bu planını savuşturmayı düşündüklerini ifade edebiliriz. Tabii Türkiye'nin burada rolü de önemli. Türkiye'de o bölgede bulunması iyi olabilir. Ama tabii bu ABD planlarını bozmak ve bölgeye istikrar getirmek ve bölge ülkeleriyle işbirliği içerisinde bunun olması gerekir. Ve zaten bu baktığımızda Batı'da da bu anlamda ciddi endişeler var. Şimdi iki gün önce Le Figaro gazetesinde bir makale yayınlandı ve bu makalede şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki Türkiye ile Rusya Karabağ'da, Suriye'de, Libya'da Batılıları kovdu. Birlikte kovdular. Şimdi aynısını Afganistan'da yapmak istiyorlar ve Kabil'e diyelim şeyi, ABD'nin yerini Kabil'de Rusya ile Türkiye birlikte doldurmak istiyor ifadeleri de endişelerini dile getiriyorlar. Hatta yazıda şöyle bir atıfta bulunuyor. Eski bir Fransız askeri komutanına atıfta bulunuyor yazar. Diyor ki bir şehirde havalimanını kontrol eden o şehri kontrol eder demişti diyor. İşte ünlü Fransız generali bilmem kim. Şimdi Türkiye'de diyor aslında havalimanını orada kontrol edecek olursa Kabil'de çok önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Ve Türkiye ile Rusya burada şimdi Libya'dan sonra, Suriye'den sonra ve Karabağ'dan sonra Amerika'yı ve Batı'yı Afganistan'da da kovacak bir plan içerisine girdiler diye de endişelerini söylüyorlar. Bu bakımdan bu görüşler Türkiye'nin de ne yapması gerektiğini doğrudan gösteriyor. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürdistan planını engelleyeceksiniz. Doğu Akdeniz'deki Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetme planını engellemek istiyorsanız o zaman Afganistan'da da bölge ülkeleriyle işbirliği yaparak ABD'nin kaos planına son verecek diyelim çabalara katkı sağlamak gerekir. Bölge ülkeleriyle işbirliği kaçınılmaz bir çözüm anahtarı aslında, gördüğümüz gibi her yerde olduğu gibi. Sayın Ünal, biraz da Kuşak Yol girişiminden bahsetmek istiyorum. Afganistan stratejik önemde Kuşak Yol girişimi içinde. Bunun da ayrıntılarını dinleyebilir miyiz sizden? Sesiniz kısık kaldı Sayın Hocam sanırım. Pardon, Afganistan'ın bir kuşak bir yol projesindeki önemini çok ayrıntılarıyla bilmiyorum. Takip edebildiğim kadarıyla iki açıdan önemli. Birisi bu Pakistan üzerinden Gwadar Limanı'ndan çıkacak yolun üzerinde
Çin'e doğru. Çünkü Çin ileride bu Tayvan bölgesindeki o stratejik boğaza mahkum olmamaya çalışıyor deniz yoluna. Aynı zamanda az önce Mehmet Perinçek'in de bahsettiği gibi Çin'in bu tarafa, Afganistan'a çıkışı da var. Dar bir sınırı var ama olsun, orada bir sınırı var. Yani mesela 2001 yılında Amerika bu 11 Eylül olaylarından sonra Afganistan'a askeri harekat düzenlerken, biliyorsunuz Orta Asya ülkelerinden de üsler almıştı. Bunlardan birisi Özbekistan, öbürü de Kırgızistan üsleriydi. Bunları yaparken o zamanki Amerika'nın aslında varsayımlarından biri şuydu: Afganistan'da Amerika hızla istikrar oluştururken, hatta böyle Amerikalılar uçarlar, Irak'a girerken de benzer şeyler söylemişlerdi işte. Oradaki milletleşme sürecini hızla tamamlayacaklar da Afganistan'da, tıpkı Irak'ta yapacakları gibi. Sonra da bu bir örnek olarak Orta Asya ülkelerine yayılacak. Hatta Çin'e doğru genişleyecek. Çin'i işte Uygurlardan başlamak üzere pek çok açıdan rahatsız edecek gelişmeleri beraberinde getirecekti. Şimdi bütün bu açılardan bakıldığında Amerika'nın bütün bu Afganistan planları iflas etmiş oldu. Aslında Afganistan ve Amerika ilişkisine son 20 yıl diye bakmak mümkün ama aynı zamanda 40 yıl diye de bakmak mümkün. Yani Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal ettiği tarihten itibaren Amerikalılar oradalar. Önce bu Sovyet işgaline karşı geliştirdikleri mücahitler meselesiyle zaten Afganistan'ın bu denli aşırı İslamcı grupların denetimine, kontrolüne girmesinin sebebinin başlangıcılarını oralarda aramak gerekiyor. Şimdi Çin'e tekrar dönecek olursak, burada Çin'in Afganistan, daha doğrusu Taliban'ın Çin'le kurmuş olduğu bu irtibat çok önemli. Burada ben bu irtibatı aynı zamanda Pakistan'a da atfediyorum. Çünkü Pakistan açısından Çin hayati önemdeki bir devlet. Yani Çin'i dışlayan bir Pakistan o coğrafyada kolay kolay ayakta duramaz ya da duramayacağını biliyor. Bu yüzden de Çin'le çok yakın ilişkileri olan bir devletten bahsediyoruz. Amerika o zamanki adıyla Kızıl Çin ya da Komünist Çin'le irtibat kurmak istediğinde Nixon zamanında, bunu hangi devlet vasıtasıyla kuralım diye uzun uzun düşündükten sonra Pakistan'la bu arabuluculuğu yapmayı planlıyorlar ve Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri başarılı oluyor. Yani Pakistan'ın Çin nezdinde muazzam şeyi var, itibarı var. Pakistan orada kritik önemde bir devlet. Dolayısıyla Taliban'ın gidip de Çinlilere işte efendim biz de bir takım tecrübeler geçirdik, yani şu artık bir takım aşırılıklarımızın bize de nelere mal olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani siz gelin Afganistan'a yatırım yapın, şöyle olsun böyle olsun şeklindeki girişimleri bu açıdan önemli. Ha bunlar gelişirse iyi olur. Çin de aslında etrafına yatırım yapabilen bir ülke bu manada. Yatırım yapma kabiliyeti çok çok geniş bir ülke. Ama bunları göreceğiz öncelikle. Bunların olabilmesi için Taliban'ın bu geçirdiği özellikle son 20 yıldaki dönemin sonunda kendisini nedenli toparladığı, etnik karakterli davranmaktan nedenli uzaklaştığı, bütün etnik grupları aynı bir hükümetin içinde toparlayacak şekilde ve aşırılıklardan mümkün olduğunca arındırılmış şekilde nasıl davranacağının falan görünmesi, ortaya çıkması lazım. Aksi takdirde dediğim gibi yeni bir iç savaşın da fitili ateşlenmiş olabilir. Sayın Perinçek, kuşak yolla ilgili sizin de yorumlarınızı almak isterim son olarak. Afganistan için önemi nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki bir hedefi de kuşak yol girişimini aslında Çin'in engellemek olabilir mi? Tabii bu mutlaka var. Tabii bir bölgedeki kaos ortamını ortadan kaldırmak istiyorsanız ve yerine bir istikrar, düzen getirmek istiyorsanız mutlaka bunun bir ekonomik ayağının da olması lazım. Yani bir kuşak bir yol projesi Çin'in önerdiği, hem Afganistan'ın hem de üzerinden geçtiği ülkelerin
kalkınmasında da ve bölgesel entegrasyonun sağlanması, ticaretin gelişmesinde de önemli rol oynayacak. Bu bakımdan Afganistan'da belki sadece askeri olarak bir düzen kurmak da yeterli değil. O düzeni kurduktan sonra insanların yemesini, içmesini, refaha kavuşmasını sağlayacak bir ekonomik altyapının da olması gerekiyor. Bu açıdan da bir kuşak bir yol projesi mutlaka tabii Afganistan sorununun nihai olarak çözümünde de önemli bir rol oynayacak. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de önemli bir korkusu, diyelim kabusu. Çünkü bir taraftan hem bölge ülkelerini bir araya getiriyor, dünya ekonomisinin Pasifik'e ve Avrasya'ya daha emin adımlarla diyelim yerleşmesine yol açıyor. Bu haliyle tabii ABD hegemonyasının siyasi olarak da, askeri olarak da, ekonomik olarak da sonunu getirecek adımlar. Bu da Amerika'ya tabii önemli bir korku veriyor. Bunu bozmak için de tabii söylediğiniz gibi Afganistan'daki kaos ortamı veya kaos planı önemli. Fakat bunun karşısında baktığımızda hem Afganistan meselesi açısından ya da Avrasya coğrafyası açısından baktığımızda da bunun karşısında önemli eksenlerin geliştiğini görüyoruz. Yani ABD planlarının gelecek vaat etmediğini göstermek açısından önemli. Bir taraftan bakıyorsunuz, söyledik, Çin'le Taliban arasındaki ilişkiler gelişiyor. Rusya ile Taliban en azından bir diyalog kurmaya başladı. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz, Kabil hükümeti de hem Çin'i hem de Rusya'yı yardıma çağırdı. Yani bir taraftan Taliban'ın karşısındaki kuvvetler de Rusya ve Çin'e dayanma peşindeler. Bununla birlikte Pakistan, Türkiye, Azerbaycan üçlüsü ekseni gelişiyor. Yani İslamabad, Bakü ve Ankara ekseninin geliştiğini görüyoruz. Bu da önemli. Hem Afganistan meselesinin çözümü açısından hem de bir kuşak bir yol projesi açısından da. Çünkü Pakistan'ın Çin'le ilişkileri üst düzeyde diyelim oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor ve bunun da ve bir kuşak bir yol projesinde Pakistan'ın oynadığı rolün Azerbaycan'a ve Türkiye'ye sunacağı ciddi fırsatlar da var. Hatta bunu Pakistanlı yetkililer Azerbaycanlı ve Türk yetkililerle yaptıkları, Türkiye'den yetkililerle yaptığı görüşmelerde sıkça dile getiriyorlar. O zaman bir de Pakistan, Türkiye, Azerbaycan ekseni var. Çin, Pakistan ekseni var. Çin'de Pakistan ilişkilerini geliştirirken Rusya'da Hindistan'la ilişkilerini geliştiriyor. Hatta Rusya Hindistan'a S-400'leri satıyor. Hatta Amerika Hindistan'ı da bu anlamda tehdit etti. Yaptırımlar uygulayabileceklerini falan söylediler. Yani Hindistan o bölgedeki Amerika ile daha sıkı fıkı ilişkileri olduğu gözüken ülke bile Rusya'dan S-400 alma durumunda. Yani Çin diyelim Pakistan'ı ilişkilerle şey yaparken Rusya'nın da Hindistan'la bu anlamda geliştiğini görüyor. Çin ile Rusya ilişkilerini her geçen gün geliştiriyorlar. Daha dün birlikte bir tatbikata başladılar ve Çin ile Rusya arasındaki bu tatbikat Afganistan meselesinin çözümü açısından da önemli. Bu tatbikat 3 tane konuyu diyelim bölgedeki istikrarı bozma açısından 3 tane tehdit öngörüyor. Aşırıcılık, terörizm, aşırıcılık, terörizm ve bir nokta daha vardı. Bir dakika. Ayrılıkçılık tabii. 3 tane tehdit görüyor. Buna karşı da son dönemin en önemli kara ve ortak hava tatbikatını da yaptıklarını söyleyebiliriz. Rusya Orta Asya'daki cumhuriyetler, eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ilişkilerini geliştiriyor. Afganistan meselesi çerçevesinde biraz önce söylediğimiz gibi ortak tatbikatlar yapıyorlar. Bununla birlikte Karabağ olayları çerçevesinde Rusya, Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulmuş bir eksen var.
Astana süreci var. Astana sürecinin kendisi, yani Rusya, Türkiye, İran ekseni. Bu üç ülke de yine Afganistan meselesinin çözümü açısından rol oynayabilecek ülkeler ve doğrudan Afganistan meselesiyle de doğrudan bağlantılı ülkeler. O zaman baktığımızda Çin'den başlayarak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Tacikistan, ondan sonra Rusya'sı, Pakistan'ı, Hindistan'ı içerine alan, İran'ı, Türkiye'si, Azerbaycan'ını birleştiren Afganistan meselesinde ortak çıkarları olan ve bu çerçevede de bir araya gelmiş ciddi bir halkayla karşı karşıyayız. İşte Amerika'nın bu halka karşısında farklı farklı eksenlerin bir araya gelmesinden oluşan bu zincir karşısında Afganistan'da aslında yapabileceği çok da fazla bir şey yok. Önemli olan bu bahsettiğimiz ülke hükümetlerinin çabaları birleştirmek konusunda çok daha kararlı ve hızlı adımlar atmaları. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için Profesör Doktor Hasan Ünal ve Doktor Mehmet Perinçek. Başka bir yayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyoruz. Evet. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler hocam. İyi yayınlar, iyi günler. Hoşça kalın. Evet, çok önemli bir yayın yapmış olduk Afganistan'da neler oluyor konusu üzerinde. Aslında detaylıca değerli hocalarımızdan bilgilerimizi aldık. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Reklam arasının ardından da iki değerli konuğumuzla birlikte çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Bir yere ayrılmayın.